Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Umutcan Öncü'nün geliştirdiği ulaşım aracı özellikle doğaseverlerin büyük dikkatini çekti. Büyük ölçüde dikkatini çekti. Öncü'nün üniversitenin bitirme proje sergisi kapsamında geliştirdiği Pangolin isimli ulaşım aracının özellikle kampçılık, tırmanış ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle uğraşan kişiler için ezber bozan bir yenilik olması bekleniyor. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Umutcan Öncü'nün geliştirdiği ulaşım aracı özellikle doğaseverlerin büyük dikkatini çekiyor. Öncü'nün bitirme proje sergisi kapsamında geliştirdiği Pangolin isimli ulaşım aracının özellikle kampçılık, tırmanış, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle uğraşan kişiler için ezber bozan bir yenilik olması bekleniyor. Antalya'da doğmuş ve büyümüş birisi olarak doğal aktivitelerin her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Umutcan Öncü, tasarımını yaptığı aracın planlarını bisikletiyle doğa gezisine çıktığı günlerde yapmaya başladığını belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tam burslu endüstriyel tasarım bölümü öğrencisiyim. Öğrencisiydim. Bu dönem mezun oldum. Mezuniyet projemde de çok uzun süredir üzerine çalışmak istediğim bir konu olan bisiklet tarzı bir ulaşım aracı üretimi üzerine çalıştım. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Antalya'da doğup büyüdüğüm için aslında doğa sporlarına oldukça fazla ilgim var. Çok uzun süredir bu doğa sporlarıyla ilgileniyorum. Doğa sporlarına ilgisi onu ilginç bir proje yapmaya yöneltti ve o projeyi bitirme projesi olarak yaparak dikkatleri üzerine çekti. Doğa sporlarına ilgili olduğum için aslında işin içinden biri olarak ihtiyaçlarımızı da biliyorum. Bu yüzden aslında bu ihtiyaçlardan yola çıkarak bir üretim yapmak istedim bitirme projemde. Şöyle bir örnek verebilirim. Bitirme projemin de fikrini Antalya Kemer'de kampa çıktığım bir gün düşündüm, aklıma geldi. Pangolin adını verdiğim araç, bu arada pangolin bir hayvan türü. Korktuğunda ve sıkıştığında küçülüp bir top haline dönüşen hayvanlara pangolin adını veriyorlar. Ben de ürünüme bu ismi vermek istedim. Çünkü benim ürünüm de aslında dediğim gibi doğa sporlarında ve kampçılıkta en çok ihtiyacımız olan hacimden kurtarmak ve taşıma kolaylığı ihtiyacını giderdiği için bu ismi verdim. Bu yüzden projesine pangolin ismini verdi. Peki proje neyi amaçlıyor ve neden dikkat çekti? Bu ürün diğer ürünlerden kastım aynı ailede bulunan bisiklet veya diğer ulaşım aracı tarzı ürünlerden farkı öncelikle oturma alanının bulunmuyor olması. Bu bisiklete ve diğer ulaşım araçlarına oranla çok büyük bir fark. Çünkü ben bunu doğal ortamlarda sadece gerekli ve ihtiyaç olduğu anda kullanmak üzere tasarladım. Yine diğer farklardan bir tanesi benim ürünümün belirli katlanma çeşitleriyle taşımaya oldukça uygun hale geliyor olması. Mesela ortadan katlandığında bu ulaşım aracını bavul şeklinde arkadan çekebiliyorsunuz kamp çantanızla beraber veya önündeki katlanmasını da aynı zamanda yaptığınızda bu bisiklet hali hazırda önde bulunan çantanın içine girerek çantayla entegre olmuş bir taşıma çantasına dönüşmüş oluyor. Yani aslında özellikle kampçıların ve doğa sporlarıyla ilgilenen insanların, özellikle bisikletle taşımak isteyen insanların sürekli yanında taşıdığı o hantal objeyi bavul gibi arkamızdan çekebildiğimiz ve istediğimiz zaman sırtımıza takabildiğimiz bir çantaya dönüştürdüm ben. Öncü bu özellikleri ulaşım aracına sadece hacim olarak küçülme sağlaması amacıyla değil, tamamen doğal ortamda ihtiyaç haline dönüşen kolay taşıma problemini çözmek için ekledi. Öncü'nün projesi hakkında çeşitli mecralardan kendisine ulaşan birkaç önemli isim ve marka bu fikri geliştirme ve piyasaya sunma üzerine görüşmeler yaptı. Özellikle birkaç tane bisiklet konusunda isim yapmış marka ile şu anda görüşüyoruz bu fikri geliştirmek üzerine. Aynı zamanda turizmle de bağlantılı, özellikle Antalya gibi bir yerden geldiğim için turizmle bir bağlantısı da kurulabileceği için belediyelerin ve bu konuyla ilgilenen farklı insanların da hoşuna gitti fikrim. Ve bunu şu anda araştırma ve geliştirme kısmına tekrar sokmak istiyoruz birçok insanla. Umutcan Öncü sunumunu Metaverse dünyasına dahil etti.